Evet. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Evet. 26'da mı kalmıştık? 26'yı Özgeciğim ben de anlayamadım ama muhakkak bir fikir vardır diye düşünüyoruz. Ya olmasa zaten böyle bir soru yazılmaz. Şimdi 26'ya bir bakacağım. Ama dediğim gibi daha önce sorulara bakmadığım için tabii şimdi fazla bir vakit kaybı da olmasın istiyorum. 26'yı bir not alıyoruz. 26 dedik. Bayü'de çözemediğimiz sorulara bir bakacağım. Oldu mu? Şimdi 25'e bir bakalım. 27'ye bir bakalım. Aşağıdaki işlem dizisinde belli bir kural vardır. 4 işlem 6, 34'tür. 2 işlem 5, 17'dir. 3 işlem 4, 19'dur. 6 işlem 9 neye eşittir? Deniyor. Değil mi? Evet. Bu sayılara nasıl ulaşmışız? Evet. Buna bir cevap bulalım şimdi. 34 25'ten 12 46'dan 12 34'ten 12 ilgisi oluyor ama 46'dan 12 25'ten 12 çıkardığımız yok olmuyormuş. Başka bir şey yapalım. 17 25 8 çarpımların toplamı. Evet doğru. Doğru. 24 10 daha 34. Yani A çarpı B ile A artı B'yi topluyormuşuz. Topla. 54 ile 15'i topluyoruz. 69. Peki 27'ye geçelim. A şeklindeki sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. B şeklinde yerine gelecek olan sayı kaçtır? Evet. Sayılar biraz büyük gibi ama rakamların toplamı olabilir mi diye ilk başta onu deneyeceğim. 9, 13, 8, 21, yok. 21, 28, 3, 31 oluyor. Başka bir şey yapalım. Yanlış mı topladık acaba? 9, 13, 21, 26, 21, 24, 7, 31 olmuyor. Toplayalım. 49, 56, 68, 85. Bununla da bir alakası yok. Tek bir örnek verilmiş. Demek ki tek bir örnek üzerinden gideceğiz burada da. X ve soru işareti sorulmuş. X'in ne olduğunu pek vermemişler ama. Birisi 5, birisi de 4 yıldız. Oradan da bir şeyimiz var mı acaba? Ona da bir bakalım. Onunla da bir bağıntısı olabilir çünkü bu işlemin. Bir beşimiz var. Hepsinin çarpımının toplamı mı acaba? Toplamından sonra bir beş mi çıkarılmış? Beş neden verilmiş? Dört neden verilmiş? Burada x niçin verilmiş? O da önemli. Demek ki x'in bir anlamı yok burada. Olmuş olsa nereden bulacağız, değil mi?
Sayıdis ile olabilir. Zaten akla başka bir şey gelmiyor. Artı 5, artı 5, artı 5 gidiyor da. Ha, tamam. 7 artı 5, 12. 17, 22, 27, 32. Beşer beşer gitmiş. 35. Şurada bir 15 ekleyeceğiz. X'in 5 olduğunu düşünsek. Artı 15. Artı 15. Artı 15. Cevabımız 50 olacakmış. İşte X'in nereden, neden verilmediğini bulduğumuz zaman soru çözümü olabiliyor. Doğru Abdülhafız. 28. Hoppa. Şimdi okul günlerine geri döndüm. Atlet A noktasından hareket edip B noktasına geldiğinde yolun 1 bölü 4'ünü kat ediyor. C noktasına geldiğinde yolun 1 bölü 3'ünü tamamlamış oluyor. Bu noktaya geldiğinde saat 8.30, C noktasına geldiğinde saat 8.40 ise D noktasına geldiğinde saat kaçtır? Çok güzel. Tam bir yabancı öğrenciye sorulacak soru. Gerçi aşağıdaki diyagramı vermişler, işi biraz kolaylatmışlar. Normalde bu tür sorular da bunu da vermezler yani. Peki, şimdi bir bakalım. 1 bölü 4'ü, 1 bölü 3'ü. 3'te 1'i. Geriye 2 bölü 3'lük yol kalıyor. Doğru mu? 10 dakikalık bir mesafede ne kadar bir yol aldığını bulacağız. Ondan sonra 3 bölü 2'sini de CHP başkanı. Güzel. Şimdi atletin ne zaman hareket ettiğini bilmiyoruz. Elimizdeki tek veri B ile C. 1 bölü 4'ün 1 bölü 3'ünün 1 bölü 4'ü. Şimdi bu tür soruları 12 birime ayırmak gerekiyor. Hani ben belki de o diyagramla yapmak istemiyorum da burada. 12 1 bölü 4'ü ne yapar? 3K yapar. Doğru mu arkadaşlar? 1 bölü 4'ü 3K yapar. 1 bölü 3'ü de 4K yapar. Yani şurası 4K. O zaman K. Toplam 12K olduğuna göre 12 çarpı 10 120 dakika yolun tamamıymış diyelim. D noktasına geldiğinde saat kaçtır dermiş. Evet, 80 dakika daha gidecektir. Öyle düşünüyorum ben, 80 dakika. Saat 10 olacaktır. Yani şu diyagrama göre yapmam ben. O biraz daha kafa karıştırıcı. Anladık değil mi arkadaşlar? Hani neden 12'yi kullandım? 1 bölü 4 ve 1 bölü 3 var. Bunların ortak hatları 12 olduğundan dolayı. 1 bölü 4'ü 3K. 1 bölü 3'ü 4K olacak. Geriye kalan 8K'lık bir yolumuz olmuş olacak. K gibi bir birimi ben 10 dakikada almışsam 12K'lık yolun tamamını 120 dakikada alacağımdır. Geriye de 8K'lık bir mesafem kalmış. 80 dakika olacak. Saatim 08.40 ise buna 80 dakika ekleyeceğim. Saat 10 olmuş olacak. Evet. Ben kendi diyagramımdan gayet memnunum. Evet. Bu şekilde çözülmesi daha güzel. Evet. 31'e bir bakalım. 맞아요. Özge, evet. Problemlerde iyiyiz demek ki. O zaman Anadolu Üniversitesi'ne girebilirsiniz arkadaşlar. Orada bir 6-7 tane problem tarzı soru var.
Hepsi de bu tarz, yani 5-6 tane. İşte yol problemidir, zaman problemidir, yüzde problemidir, faiz problemidir gibi gibi. Yaş problemi. 31C midir Özge? Sebep. Şimdi burada hep ne yapmışız? Bir bakalım. Evet. Döndürmüşüz, açmışız gibi. Olmuş. Hep bir ekleme yapılmış değil mi? Yapmış, düz olmuş. Hani hem bir dönmüş 45 derece gibi hem de bir ekleme yapılmış. Tekrar 45 derece döndüreceğiz. Şu yatay konuma geçecek şuradaki. Şunun gibi, bunun gibi, keza bunun gibi. Bu olmayacak zaten. Bu da olmayacak çünkü şu küçük ucun şöyle çapraz olması lazım. B de olmayacak. E de olmayacak. C ya da D şıkkı hakkında. Evet. Abdurrahman, ilk önce sen cevap verdin. Gördüm zaten. Aferin. Seni unuttum değil zaten. Evet. Ondan sonrasında ne olacakmış? Dur. Çok fazla karaladık şurayı. Kırmızı ile çizelim. Şu hafif çapraz olacakmış. Bir kere onu da yapalım. Hafif çapraz burada var. Burada var ama ekleme yok. O zaman C şıkkım doğru olacakmış. Evet. Şeklin esası şu. 45 derece hem bir dönme var. Ama 45 derece. 45 derece dönme var. Bir de eklenme var. Alta da bir ne ekliyormuşuz? Çubuk ekliyormuşuz. C şıkkı da doğru olur. 32. Hangisi diğerlerinden farklıdır? Buyurun. Bu arada gözüm 33'e kaydı. KTR niye eşittir? O da belli bir şey. Evet. 32. Aşağıdaki. Evet, bir yan bir düz ekleniyor. Eklenenlerde var ama 45 derece dönme de var Özge. Onu da kale almamız lazım. 32. soruda ortada böyle. Evet, var. O var bir 6 köşeli yıldızımız var. C ile E'de yok. Yok mu? C'de var mı? Bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 var. Evet, okumuz var da yıldızımız beşgen. Evet. E şıkkı doğru olur. Evet, 32'de. 32'de bir doğru. Yok, altta kare şeklinde bir şekil yok zaten burada ama yıldız da bir beşgen şeklinde burada. Oradan iyice bir bakınca benim gözler biraz bozuk, yakından bakıyorum. 32 E şıkkı doğru olur. Doğrudur. 33 buna benzer bir 12. soru buna benzerdi değil mi? Evet. Bu soruları düzenleyin arkadaş. Bu KLM'lere biraz takıntı yapmış. Bir de toplamlara takıntı yapmış. O da ayrı bir konu. 29 ve 30'a bakalım. 29'da bir sayı dizisi. 2, evet. Evet. O 29 basit. Direkt olarak C olacak. Yani sırasıyla gitmişiz bakın. Artı 1, artı 2, artı 2, 2 tane artı 2, 3 tane artı 3 olacak. 4 tane artı 4 olacak. 4 tane tamamlandı mı? 5 tane de artı 5 olarak gidecekmiş. 35 doğrudur. Evet, güzel soruya güzel soru diyoruz. 30. soru 154. A şıkkı direkt.
Bu 154 çarpı aslında ondalıklı sayı sorusu değil mi? Eksi 3 demek. Bu da 154 bölü 1000 demek. Evet. Şu değil de 1000'de şu şekilde bir ifade koysalardı daha tatlı olurdu. 1000'de 154. Bu da doğru cevap olurdu. İlle 154 bölü 1000 vermesi. Mesela bu biraz daha kafa karıştırabilirdi. 33. Evet Özge, nasıl çözdük 33'ü? Bir bakalım. 72 ile olduğuna göre. Bunlar 0'a eşit değil, 1 ile 9 arasında. Evet, bir tam sayı olması lazım. Evet. ...72'nin çarpımları olarak düşündüğümüzde bunu... ...9'a eşit olabilir diyor bir de. 1'e de eşit olabilir. 8 çarpı 9 olabilir o zaman. 1 çarpı 72 olabilir. 72 bunun için toplam mümkün değil zaten. Arada çünkü çıkarmalar var. Deneyerek mi? Oo, ne kadar sürdü Özge? Deneyerek bayağı uzun sürer bu soru da onun için dedim. Evet, 6 çarpı 12 olabilir. Hani belli başlı değerlerimiz var ama ortalama değerler alacağız çıkarma işlemi olduğu için. 6 çarpı 12 olabilir dedik. Başka ne olabilir? 24 olur mu? Olmaz ya. 24'ü zannetmiyorum. Peki. 6 ya da 8 üzerinde dururum. Ben olsaydım böyle yapardım. Çünkü neden? Çok küçük bir sayı verdiğinizde bu toplamdan büyük bir sayı elde etmek mümkün değil. Hani 36 çarpı 2 olmayacak. Oraya eminim. 1 çarpı 72 de olmayacak. 3 çarpı 24 de olmayacak. Çünkü çıkarmalar birbirine yakın rakamlardan oluştuğu için bu KLMNOPRS kesinlikle bir de eşit olmayan sayılar. Hani 1'den 9'a kadar 1 ve 9 dahil olmak üzere 0 da yok arada. 2, 4, 6, 8 tane rakam hepsini birer kere kullanma hakkımız var. Evet, M'nin 1 olduğunu düşünelim. P'nin de 2 olduğunu düşünelim. M'yi 1 mi? Vallahi benim gibi düşünmüşsün. Ben ilk atışta buldum. İlk T'ye mi 6 vermiştim? Yani 6'dan başlarım küçükten. Ben de olsam öyle başlarım. Evet, 1 olduğunu düşünürsek K artı L. Şimdi bu toplamın 12 olmasını istiyorum ben. Değil mi? Geriye kullanmadığım ne kaldı? 1, 2, 3 kaldı, 4 kaldı, 5 kaldı, 6 kaldı, 7 kaldı, 8 kaldı, 9 kaldı. 2, 4, 6, 7 tane. Evet. Buranın 12 olmasını istiyorsam R eksi 8, R eksi S. Burayı büyük, büyük seçerim biraz. Değil mi? Bakalım. K'yı biraz büyük seçelim. Toplam olsun ki çarptığımızda 72 olsun diyerekten. K'ya 9 verdik. K'ya 9 mu verdin? Evet. L'ye 7 verdik diyorsun. 7 bölü 1, 7. 9, 7, 16. 16'dan ne çıkaracağız şimdi? Bu kesinlikle 6'yı kullandığım için 4 olacak ya da 8 olacak. O. O'ya bir 4 verelim. Bakalım vazgeçebilirim de. Soruları yazan dedim ya, yani akşamdan bir hap falan almış. Yani kesinlikle Abdülhafız. Yoksa bunlar akıllı başlı bir insanın yazacağı bir soru değil. Şu 33 keza 12. Yani bunlar hem uğraştırıcı. Bunların belirli bir mantık testi yok. Yani her bir rakamı birer kere kullan, ondan sonra dene dene dur. Sürer, 10 dakikada sürer. Doğru sayıları bulamazsan, doğru bir teşhis yapamazsan. Evet, 4. Geriye 4'ü kullandım şimdi. 9'u kullandım, 7'yi kullandım. 8, 5 ve 3 var. Doğru mu? Ne? RS için. Şimdi ben 12 olmasını istiyorum ya bunun. 12 olmasını istiyorsam
Şimdi 8'i buraya verdik mi? Burasının sonucu 2 çıkacak. 6. 16 eksi 10. RS'de 5 ile 3 olabilir. O da olabilir. 8'i buraya verdik. 8 eksi 2, 6, 16 eksi 6 artı R'ye 5 verdim, S'ye de 3 verdim. O zaman oldu. Artı 2, 16 eksi 6, 10 artı 2, 12. 12 çarpı 6 da ne olacak? 72. Şimdi K'ya ne vermiştim? 9. T'ye 6, R'ye de 5. 11, 20 olmadı. Ama verdi sonuç. R'ye 3, S'ye 5 verdim. Eksi 2. N'ye ne verdik? 8. Tamam, 8'i ben de verdim. Sekiz eksi 2, 6. Eksi 6. Olmadı ama 20 oluyor. Ben mi yanlış topladım? K 9. Tamam. T 6. 15. Dur bakayım. Tekrar yapalım. 4 bölü 2, 2. 8 eksi 2, 6. Eksi 6. Sen canım R'ye 3, S'ye 5 verirsen eğer, burası eksi 2 olacak. Eksi 8 nihayetinde. Eksi 8, 9, 7, 16. 16 eksi 8, 8 olur. T'nin o zaman 9 olması lazım. Cevap olmaz. 8 eksi 4 bölü 2. Onu nereden çıkardık? Yani şurası 8 eksi 4 bölü 2 değil ki. 8 eksi 4 bölü 2. Ha. Onda bir yanlışlık var Özge. Yani K artı L bölü M değil o. N eksi OP'li. NOP için demiştim. Tamam. NOP için konuşuyoruz. M bu. O bu. P bu. Bu bölüm işareti her ikisini de katlayan bir bölüm değil ki. Yani birlikte düşündün de birlikte değil bunlar. Birlikte değil. Tamam, orası 16 olacak. 16 yaptık orayı. Burada doğru cevap çıkıyor ama. Yaptığım işlemde doğru cevap çıkıyor. 20 oluyor. Evet. 20 oluyor. Doğru. Başka bir türlü düşünelim bakalım. Şimdi elimizde kalanlara bir bakalım. 5 eksi 2 1 olsa, 16 15 olsa, 15, 12 olması için 3 olacak orası. Tamam. O zaman N'i 3, O'yu yine 4 ve 2, R ve S'yi de 3 ve 3 diyorum. 5 ve eksi 8 seçmem lazım. Tamam. 9, 6, 15. Oradan 5'te 20. Her türlü 20 çıkıyor bu. Ben 20'den başka bir şey bulamadım. Evet, eğer senin dediğin gibi olmuş olsaydı olabilirdi. Yok arkadaşlar, bunun için boş vaktin olacak, habire uğraşacaksın yani. Evet, 6 çarpı 12 dedik ya da 8 çarpı 9 dedik. Bir de 8 de deneyelim bakalım. 8 dediğimizde 9 burası. Artı 7 bölü 1. Eksi. Şimdi 8'i, 7'yi ve 9'u kullanmış olduk.
n eksi o bölü p n. 16'dan ne çıkarmamız lazım? 7 çıkarmamız lazım değil mi? 7'yi bulmamız gerekiyor. Hani eksi 7 bulacağız. Geriye kalanlar neydi? 1. 1'i kullandık. 8, 7, 9 ve 1'i kullandık. 2, 3, 4, 5 ve 6'dan eksi 7 çıkarmam gerekiyor. Evet, o zaman şurayı kesinlikle 4 bölü 2 yapacağım. Artı, buradan da bir eksi sonuç gelmesi lazım. 4 ile 2'yi kullandım. 6, 5, 3. 5, eksi 2, 3. 5, eksi 3, 2. 6, eksi 3, 3 olacak. Olmaz. 6 bölü 3, 2 olsa büyük bir sayı olmaz. 5 eksi 2. 3. Eksi 3. Bana bir eksi 4 lazım burada. 3'ü de kullandık. 5'i kullandık. 6 eksi 3. Yok, 4 lazım. 4 lazım. 4 lazım. Bakalım. 7 herhangi bir sayıyla bölünemediği için şurası 15 olmuş olsa 6 bölü 1. 15'ten bu sefer 6 çıkarmam lazım. Geriye 7 kalıyor. 7 bölü 2 5. Buradan eksi 5'im geldi. Bir 1 gelmesi lazım. O zaman geriye hangilerini kullanmadık? 5 ile 3'ü mü kullanmadık? 5, 3, 2. Eksi 7 oluyor. 8. Evet. Buna da bir bakalım. Ya bayağı bir zaman alıcı soru çünkü. Hani dediğim gibi çözülmesin diye sorulmuş bir soru. 34. 34'ü yaptık mı? Ne diyor? Büyüktür 9860, 98.675, küçüktür 12.350. Çıkardığımız zaman ne olacak? Evet, ilk önce şunları bir çıkaralım bakalım ne olacakmış. 98.675'ten 12.350'yi çıkaralım. Hani bu çıkarmadan daha büyük bir şey olacak. Yıldız 8. Bunda da mı şıklardan gittik? Yıldızın 8 olduğunu biliyoruz demek ki. Güzel. 5, 2, 3, 6 ve 8. 8 mi? 603, 25. Bu aradaki farkın daha farklı olması lazım. Hepsi farklı. Hepsi fazla. Ay 9, dörtgen 1. O zaman dediğin gibi yine burada da şıklardan gideceğiz. Peki bundan bu çıkmış. Bu kalmış. Demek ki kesinlikle bu 0 olacakmış. Sonunda 5 olacakmış. O zaman ben bunları hiç düşünmem. Yani B ile E'yi düşünmeyeceğiz. Başı da 8. 8'i de yerine koyalım. Şimdi bir bakalım. Ay kesinlikle 9 olmalı. Bu da kesinlikle 1 olmalı diye düşüneceğiz. Tamam. Oraya kadar da tamam. Burada verilmiş bir şeyi kullanabilir miyiz başka? 8'den 2. Şunun 6 olduğunu düşünürsek. Çünkü farklı bir rakam gösteriyor ya. Burası 1 ise kesinlikle burası küçük olması için 2 seçilmesi gerekiyor. Buranın da 2 kalması için buranın da 4 olması gerekiyor. 6, 4, 2 kalsın. Buranın da 5 olduğu belli zaten. Geriye bir tek şurası sıkıntı. 4 kaldı.
4 olduğuna göre sonu 25. Burası da 4. Başka bir seçeneğimiz yok. 465 var. A şıkkı doğru. Evet, yuvarlak 0. Oradan bulunuyormuş. Aslında o kadar zor bir soru değil ama biraz şey yapıyor zaten. 35'e bir bakalım. Kaç dedin? 42 mi dedin? 42, 42, 41, 42. Dur bakalım. Vaktimiz de pek fazla değil. 5 dakikada bir, 2, 3 soru daha çözelim. Şu en azından katlamaları yapalım. Aradaki sorularla matematikleri de bir dahaki soru çözümünde çözeceğiz. Tamam. Şimdi özel istek. 42. Neymiş bu efendim? 180 derece yatay. 90 derece sağ. 180 derece dikey. Bence burada sevgili Özgün, şey yapmamış. Dikey döndürme nasıl oluyor? ...180 derece yatay. Bir bakalım. Ben diyorum ki bu şekil esas olsun. 180 derece yatay döndürmek demek, bu şeklin şu noktasını buraya getirmek demek. Yatay döndürmek. Allah Allah. Sağa döndürmek. Bunu 3 boyutlu olarak mı düşünmüşüz? Yatay y eksenine göre simetri. Evet, doğru. Dikey de x eksenine göre simetri. 90 derece sağa ne demek? Yani şimdi yatay mı dikey mi? Abdülhafız. 90 derece. Hani bana göre de c olur gibi geliyor ama şimdi 90 derece sağ. Yatay mı döndürmüşüz, dikey mi döndürmüşüz? Hangi eksene göre döndürmüşüz? İşte dedim ya, yapan arkadaş biraz akşamdan kalmış herhalde. Şimdi 180 derece yatay. Doğru, tamam. Y eksenine göre. Devirmekte. Abdülhafız, IQ'ya yeni bir terim kattın. Devirmek. Evet. Yani Özge, doğru düşünmüşsün bana göre. Yani yatay, bu başka türlü mantığımız işlemiyor zaten. Yani şu ok yönlerine göre ben de yaptım. Yatay dediği y eksenine göre, dikey dediği x eksenine göre bir çevirme. Bence bu da hani şeklin 90 derece sağa doğru ne yapılması? Direkt olarak döndürülmesi anlamını taşıyor. Tabii bu şekil 3 boyutlu verilmemiş. Hani yatay dikey anlamda 3 boyutlu normalde düşünülmesi gerekiyor. Bana göre C olacaktır. Biraz kafa karıştırmışlar açıkçası. Evet. 44'ü de bir çözelim. Ondan sonra dersimizi bitirelim. 44'te ne var? Şekil noktalar, nokta nokta çizilen kesimlerden üst üste katlanıyor. Sağda Z eksenine göre. Sağda Z eksenine göre. İyi de şekillerde Z eksenine göre 3 boyutlu bir şekil yok Abdülhafız. Komikmiş ya. Yani gerçekten arkadaş biraz bayağı bir uğraşmış yani. Evet. Nokta nokta kesilen çizilen kesimlerden üst üste katlanıyormuş. Yani ilk başta şu tarafa doğru bir katladık. Katlandığımızda şunlar zaten üst üste geldi de şu şeklimiz şu şekilde oldu. Ondan sonrasında da bu şekilde katladık. Yani önce yukarıdan aşağıya, sonra da soldan sağa katlamışız. Soldan sağa katladığımızda şunun içinde ne olacak? İlk önce şu yarım bir şekilde olacak. Doğru mudur? Ondan sonra bunu katladık buraya. Şu şekilde bir ok çıkacak.
Evet. Okumuz yarım olacak. Şu beyaz katlanmış kısım şurada yer alacaktı zaten. Tekrar katladığımızda bu da şu olur. Olur. Zaten sadece şu kat yerinden itibaren şu beyazlıktan giderseniz soruyu çözüyorsunuz arkadaşlar. C şıkkı doğru olur. Peki. Evet, bayağı yorucu bir sınavmış gerçekten. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Matematiklerine şöyle bir bakayım. 48 olur, 49, 50 basit, 46 basit, 47 olur, 51 olur, 28 XP olduğuna göre nedir denmiş toplam, o da olur, 53 olur, 54 olur, 58 olur, 56 olur, 59 tamam, 60 direkt elen 4, 61 mod olur, 62 olur, 63 olur, 64 olur, 67 basit, 68 tamam, 65 tamam, 69 tamam, 70 tamam, zaten bir limitten kaynaklanan bir durum, onları göreceğiz. 66 tanjant 3x bölü x 1 bölü 3 var, 2 bölü 3 var, 2 bölü 9 direkt söylenecek, 71 basit, sinüs x'i kozinüs x olarak yazıyorsunuz. Evet, direkt olarak çıkacak bir soru, 76 basit, 72 tamam, 73 tamam, 74 tamam, 77 tamam, 75 evet güzel bir soru tamam, 80 çember denklemi, 78 ve 79. Yo, matematiği anladım. Matematiği o kadar zor değilmiş arkadaşlar. Yani matematik çözülebilir nitelikte. Ama IQ'da bayağı bir zorlamışlar gerçekten. IQ yazılayan arkadaş bayağı bir zorlamış. O matematikte her türlü soru çözülebilir. Öyle de görüyorum ben bunu. Peki. Evet sevgili arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Çalışmanızı istiyoruz. Başarılı olmanızı istiyoruz. Tamam. İnşallah. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar.